Sayın Şule Türk Süren için efendim alkışlar. Hoş geldiniz Şule. Hoş bulduk. Kendileri biraz önce de söylediler. 6 yaşındaki zamanın, doğru söylüyorum değil mi? Ulus Ata kaç yaşındaydı? 2. 2 yaşındaki Ulus Ata'nın annesiydi. Beyefendiyle birlikte geldiler bugün. İnşallah 9000 ve ötesini hedefliyorlar. İnşallah. En azından beyefendiden öyle bir onay aldım ben. Haberiniz olsun. Siz daha böyle düşük tutmayı tercih ediyordunuz hedefinizi minnoş, pek ortaya. Minnoş ilerlemeyi düşünüyordum. İlk sıradaki yarışmacının böyle bir hakkı yok. İlk sıradaki yarışmacı bam 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 ilerlemek durumunda efendim. Çünkü yani gördünüz gözler velfecir okuyor. Yüksek puanlara aday rakipleriniz var. Mümkün olduğu kadar sıkıntıya sokalım onları. Olur mu? Denerim. Hemen başlamayalım. Biraz sohbet edelim. Olur. Çünkü ben mali müşavir dedim. Siz stajyer mali müşavir. Stajyerim henüz. Nasıl oldu o iş? Şöyle ki aslında bu iş, ben daha önceden Kıbrıs'ta yaşıyordum pandemiden. Hı-hı. Önce doğum için Türkiye'ye geldim ve pandemi patladı. Biz Türkiye'de kaldık. Bu pandemiyi nasıl kendi lehime çeviririm diye düşünürken mali müşavir olmaya karar verdim. Zaten iktisat mezunuydum. Döndüm mali müşavirlik hazırlıklarına başladım sınavları için. Arkasından yüksek lisansı kazandım. Hadi bu arada pandemide evdeyim derken onu da aradan çıkarttım. Helal olsun. Sınavı kazandım. Şu an stajyer mali müşavirim. İnşallah 1,5 yıl sonra mali müşavir olacağım efendim. Bütün bunları yaparken de 2 çocuk büyütüyorsunuz evet. Bir taraftan. Hanımefendiye bir alkış. Teşekkür ederim. Şu 14 soru sizin için çocuk oyuncağı. İnşallah bu heyecanla. Gelsin de bir görün. Gelsin hadi bir görelim. 4 harfli gayet kolay bir soru. Bambaşka bir şeyin adı, batı kökenli bir kelime. Bir de şu anlamda kullanırız. İnternet gezintisi. Surf. Surf gayet güzel. 4'lü puanlı yerine. Şimdi bununla ilgili de konuşmuştuk. 4 harfli cevapların ikincisi, 10 harfli cevapların ilki biraz zorcu olabilir. Fakat sizin ilgilendiğiniz meslek doğrultusunda pat diye cevaplarsınız siz bunu. Korkuttum mu yeteri kadar? Biraz. Derin nefes. Buyurun geliyor efendim uzun bir soru. Dikkatle okuyalım. Bir ticaret senedinin alacaklı tarafından arkasına gereken yazının yazılıp imza edilerek üçüncü bir kişiye devredilmesi. Ciro. Tertemiz 400 puan. 800 puana çıkarttık kasamızı. Hiç beklemeden, nefes bile almadan geçelim 5 harflere. Güzel başlangıç değil hanımcığım. Cümleye olabilir ki, muhtemel olarak ve İhtimal anlamları katan bir kelimedir. Gelecek. Olabilir ki gelecek. Muhtemel olarak gelecek. Bir harf alayım. İhtimal ki gelecek. Belki. Belki gelecek. 4 kısım var. Bir harf aldık. Nazar bulamasın diye. Şimdi 5 harfli cevapları bu kelimeyle bitiriyoruz. Bu kelimenin 2 farklı anlamı var. Biri yaygın bilinir, kullanılır. Biri onun kadar değildir. Siz ikinci tırnak içindeki kısmı dikkate alın, olur mu? Buyurun geliyor. Evren ve dünya anlamlarına gelen Farsça kökenli bir kelime ki dünya daha çok anlamında kullanılır. Bir harf alayım. Alalım mı? Aynı zamanda bir erkek ismi Şule Hanım. Yaygın kullanılan bir erkek ismi dünya anlamına geliyor. Fahri. Fahri mi? Hayır. Aklıma ilk gelen. Ay. Dünya, dünya alem, bütün dünyaya hakim olacağım. Bir harf daha alayım. Aldık bir tane daha, yaygın bir erkek ismi aynı zamanda. Cihan. Cihan, 300 puan değerinde. 1500 olduk kasamız, hafifçe ayağımız sürçtü, hiçbir şey olmaz. 5 harfli cevapları böylelikle bitirdik. 1500 puan şu an için gayet güzel. 9500 de olabilir durumda. Haydi 6 harflere. Bakın ne kadar kolay soru. Dişlerle koparılan yerde kalan ize ısırık. Ne dersiniz? Isırık. Isırık dersiniz. Bunlar hediye sorular efendim, hiç beklemeyin.